Evet konumuz yine narsistler. Neden bu kadar önem veriyorum bu konuya biliyor musun? Çünkü gerçekten o kadar fazla narsistle baş ediyoruz ki günlük hayatımızda. Aslında narsistle baş ediyoruz demeyeyim de yani manipülasyonlarla baş ediyoruz. Bizi manipüle eden herkes narsistlik kişilik bozukluğu tanısı almaz. Yani bu aslında psikiyatride, psikolojide bir tanıdır. Narsistik kişilik bozukluğu. Bu tanıyı almasına da gerek yok. Aslında benim burada Sürekli bu konudan bahsetmem, bu konuyla ilgili video çekmemin tek bir amacı var. O da bizi manipüle etmeye çalışan kişilere karşı kendimizi ezdirmememiz. Nedir narsist? Kendini aşırı beğenen, kendi fikirlerini karşısındakinin fikirlerinden sürekli sorgulamadan, düşünmeden ön planda tutmaya çalışan, karşısındakini manipüle ederek onun etkisini azaltmaya çalışan kişilerdir. İşte bu yüzden bu insanlarla baş etmek zorunda hissediyoruz. Çünkü bizim hayatımızı mahvediyorlar, bizim düşüncelerimizi elimizden alıyorlar, duygularımızla oynuyorlar, depresyona sokuyorlar, kaygı bozukluğu yaşatıyorlar ve birçok zararları dokunuyor bize. Şimdi ben bu videoda sana iki tane ipucu vereceğim. Narsist kişinin manipülasyonuyla daha rahat baş edebilmen için. Müzik Şimdi iki narsist bir araya gelirse ne olur sorusunu bir düşünmeni cevaplamanı istiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. İki tane narsist bir araya geldi. O diyor ki ben haklıyım. Bu diyor ki ben haklıyım. İkisi de birbiriyle kendi düşüncelerini kabullendirme çabasına girmiş ve bir savaş içine girmiş durumdalar. Şimdi bu savaştan kim galip çıkar? Hiç, kim, kimse galip çıkamaz. Hiçbir galip çıkamaz. Çünkü o karşısındakinin düşüncelerini asla kabul etmiyor. O karşısındakinin düşüncelerini asla kabul etmiyor. Narsistler hiçbir zaman narsist kendileri gibi narsist olan insanlarla karşılaşmak, onlarla konuşmak istemezler. Onlar kime ararlar? Öz saygıları düşük olan, kendisine saygıları düşük olan ve kendini tanımayan, kendini tanımlayamamış, kendini bilmeyen, bilemeyen kişilerle muhatap olmak isterler. Çünkü onlar bilir ki bu kişilerle muhatap olduklarında o savaşı kesinlikle kazanacaklardır. Şimdi şöyle düşünelim, eğer sen bir narsistin manipülasyonuna geliyorsan, aslında senin özsaygında yeterli olması gereken seviyeden daha aşağıda olduğunu, yani özsaygının aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Kendini tam olarak bilmediğini, kendini tam olarak konumlandıramadığını. Nereye ait olduğunu bilmediğini, güvende hissetmediğini söyleyebiliriz. Durum böyle olunca bu narsist kişi seni bulmuş ve senin üstünden seni manipüle ederek hayatını devam ettiriyor diyebiliriz. İlk yapman gereken şey kendini onun düşüncelerinden çıkar. Onun söylediği her şey onun düşüncesi, onun yorumu. Onun düşüncelerinden kendini çıkarabilmek için kendine yeni düşünceler oluşturmalısın. Yani kendinle ilgili yeni düşünceler oluşturmalısın. O senin hakkında bir yorum yapar. Der ki mesela ya sen ne kadar kötü araba kullanıyorsun. Sen de çok kötü araba kullanıyorsun. Bu kadar kibar söylemezler de bir şekilde bunu belli edecek aşamaya getirir ve seni bunun üstünden manipüle etmeye çalışır. Bütün amacı kendisinin çok iyi araba kullandığını belli etmektir bunu senin üstünden yapar ve tatmin olmaya çalışır. Seni bu şekilde manipüle ediyor diyelim. Sana diyor ki sen çok kötü araba kullanıyorsun. Sen virajlara çok hızlı giriyorsun. Bizim canımızı tehlikeye atıyorsun. Sen araba kullanma. Topluma zarar senin araba kullanman. Çok tehlikeli gibi sözlerle seni manipüle ediyor. Şimdi burada en önemli olan nokta ne biliyor musun? Sen sana göre nasıl araba kullanıyorsun? Yani Burada tabii ki öz saygın azaldığı için bunu düşünmek senin için çok zor biliyorum ama bunlar gökten vahiyle gelmeyecekler sana. İnsanlar da terapiye başlarken ya hocam lütfen bana bir şey söyle ve artık şunun manipülasyonuyla manipülasyondan kurtulayım. Şimdi onun manipülasyondan kurtulman sana gökten vahiyle gelmeyecek. Bir mistik bir olay olup da bir anda kurtulmayacaksın. Bunu yine sen başaracaksın. Şöyle düşün. Ya bu böyle diyor da bana sürekli kötü araba kullandığımı söylüyor. Bu konuda peki ben gerçekten kötü araba mı kullanıyorum? Peki benim kötü araba kullandığımın kanıtları neler? Yani ben ne yapıyorum? Gerçekten onun dediği gibi virajlara çok hızlı mı giriyorum? Yok. Yani normal, virajlara normal giriyorum. Peki gerçekten onun dediği gibi frene çok sert mi basıyorum? Ya da çok mu hız yapıyorum? Yo aslında baktığında yaşadıklarını düşündüğünde şununla yüzleşeceksin. E, hayır ben gerçekten bunları yapmıyorum. E, ben bunları yapmıyorum ama o bana sürekli bunları yaptığımı söylüyor ve işin kötüsü beni buna inandırıyor. Seni buna inandırmasının sebebi senin kendinle ilgili, kendi yaptığın şeyle ilgili bir fikrinin olmaması, bir yorumunun olmaması. O bana diyor ki senin iletişim becerilerin çok zayıf ya. insanlarla gerçekten anlaşamıyorsun diyor. Peki ben buna oturuyorum, üzülüyorum, kahroluyorum. Diyorum ki benim iletişim becerilerim gerçekten zayıf. Bu onun yorumu. Bu onun söylediklerini kesinlikle doğru olarak kabul etmen seni baştan zaten bitiriyor. Bu onun yorumu de. Bu bu onun yorumu. Benim yorumum ne? Ben insanlarla anlaşamıyor muyum ya? Yok aslında Kendime baktığımda, kendi kendime kendimle ilgili fikir oluşturmaya başladığımda bakıyorum ve arkadaşlarım var, ailemle aram iyi, insanlarla anlaşıyorum, sokakta hiç tanımadığım bir insanla karşılaştığımda muhabbet edebiliyorum, sohbet edebiliyorum. Peki o bana bunu söylüyor, aa ne kadar ilginç. Yani benim kendi yorumumu ben unutmuşum. Bununla yüzleşeceksin. Ben kendimle ilgili bir şey söylemeyi unutmuşum sürekli onun zihnindeki beni yaşıyorum. O ne diyorsa ben oyum, o ne diyorsa ben oyum. Hayır, benim de kendimle ilgili yorumlarım olmalı, düşüncelerim olmalı, kendimle ilgili duygularım olmalı. Hani bunları da yapmalıyım, bunları da düşünmeliyim. Ben insanlarla anlaşamayan biri değilim inancı. Şimdi her videoda söyleyeceğim galiba bunu. Yani bir şey düşünmek bambaşka bir şey, bir şeye inanmak bambaşka bir şey. Sen eğer kendinde ben insanlarla anlaşamayan biri değilim. İnsanlarla anlaşabiliyorum. İnancını oluşturursan onunla baş edebilirsin. Yani birazdan anlatacağım nasıl baş edeceğini. Orada da bir ufak hata yapıyoruz çünkü. Bu inancı oluşturmak için de oturup kendinle ilgili düşünmelisin. Kendini tanımalısın. Ben nasıl biriyim? Ben toplum içinde nasıl biriyim? Ben bir sosyal ortama girdiğimde nasıl davranıyorum? Gerçekten onun dediği gibi iki çift kelimeyi bir araya getiremiyor muyum? Ya kanıt dedim ya. Kanıtlara tekrar bak. Ben iki çift kelimeyi bir araya getiremiyor olsam bu kadar anlaşabildiğim insan olmaz. Ben konuşamam ki. Yani ama ben konuşuyorum, anlaşıyorum. Demek ki o gerçek olmayan şeyler üstünden beni manipüle ediyor benim de kendime olan inancım, kendime dair fikirlerim olmadığı için bunu kabul ediyorum. Tamam ne yapacağım? Şimdi öğrendim artık. Ben kendime dair fikir oluşturacağım. Bu fikirleri oluşturmak için önce ben kimim sorusunu cevaplamaya başlayacağım. Ben nasıl biriyim? Gerçekten ben nasıl biriyim? Sen nasıl birisin? Bir cevapla bakalım. Bir otur, bir A4 kağıdı dolduracak kadar bir yaz bakalım. Sen nasıl birisin? Nerede nasıl davranırsın? ne olduğunda sen nasıl hissedersin? Hangi olaylar sana kendini nasıl hissettirir? Bir de çevrendeki diğer insanların fikirlerini al bu konularla ilgili. Git sor ya, çok gerçekten sevdiğin bir arkadaşına de ki, sence ben kötü arabamı kullanıyorum. O da sana desin ki, ya yani kötü araba kullanmak, gerçi kötü araba kullanmak ne demek gerçi onu da bilmiyoruz da tam olarak. Hani herkesin bir araba kullanma şekli vardır. Belli başlı da hatalar vardır zaten. Yani o hataları yapıyorsak hata yapmış oluruz. Kötü araba kullanmak gibi bir terim de çok ilginç ifadede ama o arkadaşından yorum al. Git başka bir arkadaşına de ki ya ben insanlarla anlaşamayan biri miyim gerçekten? Yani insanlarla anlaşabiliyor muyum sence? O arkadaşının söylediği şeyleri de bir kanıt olarak geç kendine. Bak yazdın mı kendine ilgili düşünceler bunlar. O böyle diyor ama o arkadaşım da böyle diyor. Değil mi? Hepsini bir gerçek temeli oturtmaya çalış bakalım. Bakalım sen nasıl birisin gerçekten? Şimdi bunları yaptıktan sonra ikinci ipucuna geçiyorum. Aslında bunun devamı gibi düşünebilirsin. Şimdi sen kendini oluşturduğun artık onun düşüncelerini tam olarak onun düşünceleri olarak görüyorsun. Bir gerçeklik olarak görmüyorsun. O karar veren mecra değil artık. Şimdi bu oluşturduğun kendini ona anlat. Yani etkisiz eleman olma orada. Tamam ben kendimi biliyorum artık o öyle diyor ama deme. Ama burada ona çok kritik bir nokta öfkelenmeden anlat, sinirlenmeden anlat. Öyle bir kendilik oluştur ki kendinde öyle bir farkındalık oluştur ki öfkelenmeden anlat. Çünkü sen ona öfkelenerek bir şeyi anlattığında o iki narsistin birbirine yapmaya çalıştığı gibi aslında ona savaş açmaya başlıyorsun. Yani bu da aslında narsise, narsiste narsistlik yapmak gibi bir şey oluyor onun gözünde. Sen diyorsun ki ben Böyle araba kullanıyorum. Kötü araba kullanmıyorum. Sen yanlış düşünüyorsun. Sen kesinlikle benim kötü araba kullandığımı düşünerek yanlış düşünüyorsun. Bu ona bir savaş açmaktır. Yani öfkelenerek sen bana iftira atıyorsun. Sen yanlış düşünüyorsun. Hayır, ben fark ettim. Ben kötü araba kullanmıyorum. Güzel araba kullanıyorum. Şimdi öfkelenmeden şunu yap. De ki yine ilk ilk kısmı tamam. Ben kendimi fark ettim. Nasıl araba kullandığımı fark ettim. Bu benim fark ettiğim şeyi senin bilip bilmemen, doğru kabul edip etmemen, farkında olup olmaman benim umurumda değil. Yani sen istediğini düşünebilirsin. Ama ben kendimi fark ettim. Ben kendime göre güzel araba kullanıyorum ama sen istediğini düşünebilirsin. Çünkü ne var biliyor musun? Ona öfkelenmen, ona savaş açman demek ya. Şimdi onun gözündeki seni yaşatacak aslında onu öfkelenmen. Yani onun gözünde bir sen var kendini bilmeyen, öz az olan. O diyor ki ben ona bir yorum yaptığımda öfkeleniyorsa demek ki benim kıskacıma girmiştir. Yani ben ona bir yorum yapıyorum ve o öfkelenerek kendini savunmaya başlıyor. Ama sen öfkelenmeden, kendini savunmadan ya sen böyle diyorsun ama ben düşündüm Kendimle ilgili biraz ben öyle senin dediğin gibi kötü araba kullanan biri değilim. Ya da ben öyle senin dediğin gibi insanlarla anlaşamayan biri değilim. iletişim becerileri zayıf olan biri değilim. Ben bunu fark ettim. Ama sen istediğine inanabilirsin. Yani ne düşünüyorsan istediğine inanabilirsin. Unutma narsist için senin öfkelenmen onun gözündeki seni yaşatıyor. Ona bir armağan veriyorsun aslında öfkelenerek. Çünkü çok garip biliyorum Anlaması da çok zor. Bunu da tahmin ediyorum ama onlar için karşısındakileri öfkelendirmek kendilerinin haklı olduğunun ispatı oluyor. Diyor ki öfkeleniyorsa ben haklıyım. İşte o ben haklıyım besliyor zaten onu. Ya yemek yediğinde doyduğunda nasıl bir haz alıyorsun? O insanlar için de böyle düşün. Onlar için ben haklıyım demek o yemek yediğinde doyduğunda aldığın haz gibi bir haz veriyor. Yani o haklı, inanabiliyor musun? Onun dünyalar onun oluyor zaten. Dünyalar onun olduğunu düşünüyor da o yüzden öfkelenmeden sakince bir narsist için en kötü şey umursanmamaktır. O sana daha fazla savaş açmaya çalışacaktır. Sen onu umursamadığında fakat bir süre sonra bir bakacak ki o her yaptığı yorumda sen kendine göre bir yorum oluşturmuşsun ve diyorsun ki ben öyle düşünmüyorum ama sen ne düşünürsen düşün. Başka bir şey yapıyor. Sen diyorsun ki ben öyle düşünmüyorum ama senin düşüncene saygı duyuyorum. Sen ne düşünürsen düşün. Bir tane daha yapıyor. Bir tane her seferinde bununla karşılaşıyor. Allah Allah diyor ya. Yani ne oldu? Ne oldu? Benim düşüncelerimi önemsememeye başladı. Kendine ait düşünceler oluşturmaya başladı. İnanılmaz. Artık manipüle edemiyorum, artık kandıramıyorum. Ee, hiçbir şekilde ne kognitif ne duygusal manipülasyona uğratamıyorum onu diyecek ve aslında işte o zaman sen kazanmış olacaksın. Narsistin sana vermek istediği en temel mesaj: Sen ne anlarsın ben bilirimdir. Şimdi bu bahsettiğim iki şeyle sen onun aslında sen ne anlarsın ben bilirim mesajını şu şekilde karşılıyorsun. Sen ne anlarsın kısmına. Ben de anlıyorum mesajını vermeye başlıyorsun, Öfkelenmeden. Ben bilirim kısmını da umursamıyorsun. Yani sen tamam sen bil. yani sen ne istiyorsan o şekilde e, konuşabilirsin. Bu en güzel e, manipülasyonun en güzel baş etme yöntemlerinden biri. Fakat sen sen ne anlarsına Ben de anlarım ya, ben de anlarım gibi öfkeyle cevap verip o ben bilirim kısmına da, sen bilmiyorsun. Ben de anlarım. Sen bilmiyorsun dersen o seninle bir savaşa giriyor. O yüzden çok önemli gördüğüm bir noktaydı. Bunu da seninle paylaşmak istedim. Öncelikle özsaygını arttır. Kendinle ilgili fikirler edin. Kendini fark et. Sen onun düşüncelerinden ibaret değilsin. Ondan sonra da onunla savaşa girme kendi anladığını, senin de var olduğunu belli et. Ondan sonra köşene çekil. Onu dinle. Yani onun yorumlarına bu senin yorumunda geç. Bu arada mücadele etmek zorunda değilsin. Yani bizim toplumumuzda evlilikler çok güzel şeyler olarak anlatılır. Ama boşanmalar Tabi eskiden daha çok öyleydi şimdi öyle değil ama boşanmalarda çok kötü bir şey bir yuva yıkılması çocukların mahvolacak gibi cümlelerle çok kötü bir şeymiş gibi gösterilir. Ama eğer gerçekten yaşadığın kişi evli olman da gerek yok sevgilin ilişki yaşadığın kişi ya da bir arkadaşlık ilişkisi ailenden biri seni sürekli manipüle ediyorsa senin o öz saygının azalmasından faydalandığını düşünmeye başladıysan bunu insan durduk yere düşünmeye başlamaz. Yani dur ben biraz karşımdakinin beni manipüle ettiğini düşüneyim gibi bir şey yoktur. Yani genelde manipülasyon bellidir. O yüzden bunlara katlanmak zorunda değilsin. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, sevdiklerine yollamayı unutma. Çünkü benim tek amacım gerçekten bu konularda farkındalık yaratmak. Tabii ki izlenmekte istiyorum. Tabii ki çünkü video çekmeyi çok seviyorum. O yüzden izlenmekte istiyorum. Beğeniler benim daha fazla izlenmemi sağlıyor. Bu konuda bana destek olursan sevinirim ama en büyük amacım farkındalık yaratmak. Çünkü şöyle geri dönüşler aldıkça gerçekten çok mutlu oluyorum. Ben zaten mesleğimi uyguluyorum. Zaten terapi yapıyorum bu konuda desteğe ihtiyaç duyan insanlara profesyonel olarak yardımcı oluyorum. Ama burada da hocam videolarınla fark ettim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu farkındalığı bende oluşturduğun için gibi bu mimalde bir sürü mesaj aldığım için ben de bu videoları çekmeye başlıyorum. Çünkü bunlar beni motive ediyor. O yüzden beğenmen, yorum yapman ve sevdiklerine göndermen, videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlaman benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.